Yiğit bulut. Başkanlık ve Yeni Türkiye doktrini 4. Sayın Cumhurbaşkanımız son konuşmalarından birinde çok önemli bir vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilince parlamenter sistem bekleme odasına alındı. Sevgili dostlarım, bu ülkenin her kademe, makam ve mevki'den insanların üzerinde birleştiği, bütünleştiği tek bir fikir var. Bu ülkede istikrar şart ve bu istikrarın devamı için liderlik ve liderin tam yetkili olarak ülkeyi yöneteceği sistemsel revizyon şart. Bekleme odasına halk tarafından alınan sistemden büyük güçlü 2023 Türkiye'si adına performans beklemek gerçekçi değil. Aslında daha önce paylaşmıştım. Bizi sandığa götürecek ana motif de bu. Milli irade sandıkta tezahür etme yolundayken Türk vatandaşlarının ne konuda karar vereceği aslında ortaya çıktı. Yeni büyük güçlü Türkiye bu Türkiye'yi yönetecek başkanlık sistemi ve yeni anayasa. Sonuç 1. Cumhurbaşkanını halkın seçmesi, Cumhurbaşkanlığı makamı niteliğini değiştirmiştir ve seçilmiş Cumhurbaşkanı parlamento tarafından üstünde uzlaşılan Cumhurbaşkanı modelinden çok farklıdır. Sonuç 2. Siyasal yönetim sistemleri yazılı metinler ve teamüller üzerine oturur. Kuralla yazılı olabileceği gibi zamanla ortaya çıkan yazıya dökülmemiş kurallar yani teamüller olabilir. Halkın %50 artı bir oy veya üstünde oylarla seçtiği Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye yeni teamüller kazandıracak yolu açabilir. Anayasal düzenleme veya yazılı metine aktarım sistemsel sorunlar yüzünden gecikiyorsa, seçilmiş lider yolu açma ve atacağı adımlarla yeni teamüller belirlenmesi yoluna gidebilir. Sonuç 3. Seçilmiş Cumhurbaşkanı siyasi mekanizmaların değil, devletin başındaki isimdir. Hükümet ve devlet kavramları arasındaki fark iyi analiz edilmelidir. Sonuçta Türkiye ekonomisinden üretim dinamiklerine, sosyolojisinden toplumsal uzlaşmalara kadar makro-mikro her alanda kendini en noktasına taşıyacak başkanlık sistemine geçme yolunda önemli adımlar atmaya başlamıştır. Çocuklarımızın yerleşik düzene karşı dik durabilmeleri ve bu toprakların gerçek sahiplerinin bu ülkeyi yönetebilmesi için atılacak tek adım liderlik odaklı başkanlık sistemi ve düzenlemeleridir. Sevgili dostlar, 2023 yılına başkanlık sistemine geçmiş yeni bir anayasa yapmış ve doktrinasyon sürecinin tamamlanmış bir Türkiye ile yol alalım kendimiz, çocuklarımız ve torunlarımız için. Sonuç bu seçimde A, B, X, Z vesaire vesaire için değil. Sistemin bütününü bir tık yukarı itip en noktasına taşımak için sandıklara gideceğiz. Halkın iradesiyle ufukta görünen yeni sistem ve yeni Türkiye hayırlı olsun. Önemli not. Devletle hükümetler arasındaki farkı çok net idrak etmek gerekir. Seçilmiş Cumhurbaşkanı seçildiği makam itibariyle devletin en noktasını, seçen halkın iradesi itibariyle halkın tercihinin en noktasını temsil eder. Bu bağlamda denklemlere bakınca seçilmiş Cumhurbaşkanı sıfatıyla Sayın Erdoğan'ın başta mimarı olduğu çözüm sürecinin gidişatı ve devlet millet denklemini doğrudan ilgilendiren her konuda uyarılar yapması hatta son sözü söyleyecek isim olması çok önemlidir. Yiğit Bulut, Star